Hayat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz gibi robot süpürgeyle bir salonu temizleyeceğim. Salon hallarım yeni arkadaşlar. Şimdi size toz haznesini göstereyim. Çok az bir toz var içerisinde. Bunu boşaltmadan, yani içerisinde ne kadar olduğunu göstermek adına boşaltmadan yapacağım. Çok az bir toz çekmiş. Bu sadece küçük bir odayı süpürmeyle oluşan toz kalıntısı. Şimdi salona çağırdım robotu ve salondaki yeni halıları süpürtüreceğim. Ne kadar etkili olduğunu görmeniz için çektiğim bir video olacak bu. Bu arada salondaki koltuklar değiştiği için ayaklı koltuklar geldi. O yüzden robot kullanımım çok daha aktif hale gelmiş oldu. Şimdi halıyı göstereyim size. Böyle bir halı. İnceliğini de göstereyim şöyle. Bakın bu şekilde bir halı. Yeni halıların tahmin edersiniz ki günlerce böyle tüyleri olur. Ve onlar sürekli böyle kıyafetlerimize yapışır kalır gibi. O yüzden bunu sürekli süpürerek temizlememiz gerekir. Bir de püsküllerini göstereyim. Şöyle de püskülleri var. Bunlara da hiçbir şekilde takılmadı. Çünkü hani robot süpürge kullananlar püsküllerinden bazen halların şikayet ediyorlar. Bunları sizlere özellikle video olarak göstermek istedim. Tereddüde olanlar veya merak edenler için böyle bir video olsun istedim arkadaşlar. Bu arada su haznesinde biraz su vardı. Hem süpürecek hem silecek. Tabii ki bütün salonu silme işlemini sizlere gösteremeyeceğim. Ama ilk önce nasıl süpürdüğünü, sistemini göstermiş olayım. İlk önce giriyor salona, işte seçtiğimiz odaya. Ben oda seçtim tamamen. Şöyle göstereyim size aradan. Öncelikle seçilen odaya giriyor. Tamamen önce dış sınırlardan bir geziyor. Herhangi bir sorun var mı diye yine bir nevi işte hani haritalamayı kontrol ediyor. Haritalama yapıyor da diyebilirim. Yani mevcut haritanın üzerinden tekrardan her seferinde öncelikle köşelerden gidip geliyor. Mevcut odanın köşelerini, sınırlarını tamamen çizdikten sonra bu sefer de içerisinde doğrusal hareketlerle gidip geri gelip süpürme işlemini tamamlıyor. Çekiş gücünün iyiliğini ve yüksekliğini göstermek için çektiğim bir video aslında. Burada tabii ki hani denk geldiği için bu durumları da gösteriyorum. Bu arada bu ayakları görüyor. Ayakları görüp çıkıyor. Arkadaşlar bunda çok rahatladım. Mobilyalarımın altı ve koltuklarımın altında ayak olduktan sonra, yoksa bile ayak gerçekten takmanızı öneririm. Ben bu kadar fark edeceğini düşünmemiştim. Ayaklı olan bir mobilya sahip olduktan sonra anladım. Şimdi bu robot süpürgeyle birlikte, tabii ki evimiz çok çok kirlenmediyse eğer, normal süpürgeyi açmaya gerek bile kalmıyor. Yani bir genel temizlik yapılabilir. Artık o sizlere kalmış, evinizin kullanım durumuna göre. Ama şu an için 2 haftadır salonda yaptığım herhangi bir temizlik yok. Yerde herhangi bir sıkıntı yok, toz yok. Tozları zaten boğuluyor, kırıntıları da topluyor. Aynı zamanda bir de sildiği için salonda 2 haftadır herhangi bir elektrikli süpürge çalıştırma gibi bir durumum olmadı. Şundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Yeni halılar olan bir evde böyle topak topak şeyler olur, yünler olur ya da işte halının böyle kalıntıları olur. Böyle bir durum kesinlikle olmuyor. Çünkü zaten günlük olarak bu robot süpürgeyle bu halıları temizletmiş oluyorum. Dolayısıyla bununla hiç uğraşmamış oluyorsunuz. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi süpürmeyi bitirdi. Evine gidiyordu. Ben durdurdum. Sizlere bu yeni halıdaki tüyleri nasıl çektiğini, işte onları göstermek istiyorum. Tüy mü deniriz artık, yün, yumağı mı deriz. Bunları nasıl çektiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Toz haznesine bakın. Tepeleme dolu. Yani aslında hazne biraz daha büyük olsa belki biraz daha çekecek diyebilirim. Şöyle kenarlarından
çıkanlar vardı, içerisine teptim. Şimdi bir poşet aldım, bunu boşaltacağım sizlerle birlikte. Hatta şöyle, boş olmadan tüm evi süpür dediğimizde, başka yerleri de süpürerek geldiğinde, bir kez dikkat etmemişim bunu süpürttüğüm zaman, robot süpürgenin altından taşmalar oldu. Çünkü inanılmaz derecede doldu ve taştı. O yüzden böyle yeni halımız varsa sadece o odanınkini süpürttürelim. Boşaltalım toz haznesini, sonra devam edelim. Eğer toz hazne şeyiniz yoksa, boşaltma aparatınız yoksa, kendiniz boşaltıyorsanız bunu unutmayın. Çünkü fazlasıyla doluyor. Gördüğünüz gibi bu normalde işte parkelerin üzerinde duran mini mini böyle pamukçuklar şimdi tamamen robot süpürgede ve kesinlikle bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamamış oldum. Bu performansı da görmenizi istedim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ben Roborock Q7'den oldukça memnunum. Sizler de almak isterseniz diye öneri videosu olarak çektim. Umarım faydalı olmuşumdur. Farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.